ve şu yumurtayı şöyle ortaya bırak. Arkadaşlar, okullar açıldı. Geçen sene onlarca mekanda yüzlerce öğrenciyle beraber yemek yedik. Yine başlıyoruz değil mi? Evet. Artık başlıyoruz. Benim mekan sahiplerinden bir tek isteğim olabilir. Buraya kaç öğrenci getirip yedireceğiz? Ben gelmesem de kaç öğrenci gelecek? Yani 5 mi olur, 10 mu olur? Bizim sayıyla takıntımız yok biliyorsunuz. Mesajlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese merhaba. Bırakın sıradan kahvaltıları. Harika hava, mangal zamanı. Eğer piknikteysen sabahleyin bu şekilde yapacaksın. Zaten orası ormanlık alan. Üstün akşama kadar is kokacak, merak etme. Şimdi mangalda size kahvaltı nasıl olur onu göstereceğim. Sadece bunun için bir taş almanız lazım. Ya da o piknik yerlerinde bir taş ayarlayabilirseniz, mermer olursa bu iş süper olur. Bu hellim peyniri. Hellim peyniri bir nevi ızgaralık et gibi. Yani ateşi gördüğü zaman, bu peynirin muhteviyatı gereği ateşi gördüğü zaman böyle et gibi bir şey oluyor. Diyeceksin ki Suat abi, biz hellim peyniri nereden bulacağız? Büyük marketler de var. O yüzden rahat rahat bulabilirsin. Ama maliyetini düşünüyorsan eğer, peynircilerde köy peyniri satılır. Ya aynı tadı vermez. Ama emin ol ki çok da uzak ara bir şey kaybetmezsin. Unutma, o da köy peyniri. Şimdi peynirleri şöyle doğradık. Şunları alalım buraya. Şimdi şöyle mangal tipi sucuk aldım. Bunları da hani şekilli olsun diye şöyle yap. Evet, şimdi sucuklar tamam. Biber var, domates var. Sen istediğini koy bunun içerisine. İki tane de yumurta var. Yumurta kısmı çok afilli. Onu göstereceğim. Ekmekleri de şöyle yapacağım bak. Evet, bu kadar ekmek yeter bana. Hadi mangala gidiyoruz. Bunun için mangal odununa da ihtiyaç yok. Şöyle çadır, çırpı, tahta, her şey olur. At altına, o ateş yavaş yavaş devam etsin. Şimdi ne yapacağım? Zaten kızmış bu. Yüksek ısıda. Ben bayağıdan beri bu taşı kızartıyorum. Evet. Bakalım peynirler ne durumda? Şöyle. Bak gördün mü? Pişince böyle kızarıyor bunlar. Ve dağılmıyor. İlginç bir peynir. Sucuklar ne durumda? Sucuklar da oluyor. Çok iyi. Bakalım mı ne oluyor? Bakalım mı ne oluyor?
Fena. Çok fena. Babacığım. Efendim kızım. Yemek pişince ben kaldım. Tamam babacığım, yapacağız seninle beraber. Şimdi bu sucukları kurutmayalım. Yandaki ızgarada usul usul dinlendirelim bunları. Ve sıcakta kalsın. Renge bakar mısın ya? Doğanın 8. harikası. Bunları da yorma. Baktın altları kızardı. Bunları da böyle al kenara, dinlensin. Kurumasın. Bizim burada işimiz var. Şimdi gelsin biberler. Koy biberleri. Koy domatesleri. Oo. Keyfe bak abi. Şu ekmekleri de şöyle yan tarafına koy. Bunlar da orada usul usul kızarsın. Oy oy oy. Ekmeklere bak hemen. Hemen ne oluyor bunlar bak. Hemen şu kahverengi alınca hemen çevir abi. Çok kızartma. Şu renk değil bak. Bu renk değil. Şu renk uygun. Babacığım. Şöyle şunlarla bir işim var. Baba, o yüzden bunları alacağım. Bir operasyon var yani. Şu biberleri şöyle kenara al. Şunları da bunlar da şöyle kenarda dursun. Şu odun efendiyi şöyle çekelim. Şimdi sen eğer tavada yapacaksan sorun yok. Ama taşta yapacaksan eğer taşı bir kere böyle bir yağla. Şöyle her yerine gitsin. Sonra şu ekmekleri var ya şöyle bir halka yap. Ve şu yumurtayı şöyle ortaya bırak. Ekmekler ne yaptı bak, tuttu onu. Gördün mü? Aynen şuraya da bırak. Eğer ekmekleri koymasaydım aşağı gitmişti. Evet. Şimdi peynirlerimizi alalım. Şöyle tabağımıza. Sucuklarımızı da koyalım. Artık taşı ateşin üzerinden çekerim. Oba. Ekmeklere bak, ekmeklere. Koy ekmekleri de. Şimdi burada marifet şu. Şöyle şunu bir keselim. Marifet bunu patlatmadan sucukların üstüne koymak. Biz yapar mıyız? Yaparız tabii be. Yaparız tabii. Hadi bakalım. Kahvaltıya. Ben bunu yerken çekmeyeceğim. Çünkü daha hazırlıklarımız var. Daha bunun yanına biberler, domatesler gelecek. O yüzden ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.